Değerli izleyiciler, kilise gelip de kadayıf yemeden gitmemek olmaz tabii ki. İşte ustalar ustası Mustafa ustamızla birlikteyiz. Hayırlı işler abi, kolay gelsin. Hoş geldin bize meşhur kadayıf yapacaksınız. Sizin kadayıfın özelliği, en büyük özelliği, sürpriz olsun değerli izleyiciler. Bize bu kadayıfın en büyük özelliği nedir abi? Bu şu an hem çalışın hem konuşalım. Öncelikle zaten en büyük özelliğimiz her şeyi doğal çalışma. Doğal çalışma. Şimdi piyasada müşterilerin bildiği iki çeşit künefe var. Künefe beyaz ve sarı. Un beyaz mı olur, sarı mı olur? Size bir soru sorayım. Bence beyaz olur ama. Beyaz olur, evet. Farklı dünyalar tanıya tanıya doğrusunu arıyor. Bize bugün meşhur kadayıfınızdan yapacaksınız değil mi? Daha önce döküme gördüğünüz, evet, nasıl döküldüğünü. Şimdi işin asıl kısmı, künefe nasıl basılır? O şekilde. Başlayalım o zaman Mustafa abi. Değerli izleyiciler, kameram arkadaşlarım bak nasıl oluyor. Kadayıfın yapılışını size göstereceğim. Tamam. Öncelikle tepsimizin bakır olması. Yani kadayıfımızın özelliği öncelikle bakır olacak. Evet. Hem lezzet verir, evet, hem renk verir kadayıfa. O açıdan kullandığımız bakır tepsi. Başlayabiliriz Mustafa abi. Şimdi önce bu kıyılmış kadayıfımız. Şöyle gözlerim, evet, kıyılmış kadayıfımız, evet, hazır kıyılmış şekilde. Kadayıfımız. Bembeyaz kar tanesi, evet, gibi değil mi? Evet, öz undan yapılır. Hadi, tamam. Katkısız, saf undan. Evet. Şimdi önce bu baklavalık yağdan, bu baklavalık yağdan tepsimize bir miktar alıyoruz. Bu da şu gösterdiğim de şöyle çekerseniz, bu şeker pekmezidir. Normal bildiğiniz şekerin eritilmiş hali. Şeker pekmez değerli izleyiciler. İşte lezzet sırların farklı. Şeker, normal şekerin eritilmiş hali bu. Eritilmiş hali. Bu, evet, kadayıfa renk verebilmesi için. Anladım şimdi. Evet. Kadayıfa renk verebilmesi için. Şimdi bundan biraz böyle alıyoruz. Yağımızı da karıştırıyoruz bunu. Evet. İyice bu pekmezi yediriyoruz buna. Duymayı seviyor bu gönlüm, bir sonuç almasa da. Yar bana bakmasa da. Yar benim olmasa da. Heyecan duymayı seviyor bu gönlüm, bir sonuç almasa da. Burada kadayıfın inceliğine kalınlığına göre ayarlıyorsunuz, tabii, tabii, değil mi şimdi? Elimden istediğim şekilde bunu ayarlayabilirim. Ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Tepsi ölçüsünde. Tepsi ölçüsünde. İstediğim kalınlığında. Mustafa abi şey mi atıyoruz? Peynir atıyoruz, peynir değil mi? Koyacağız arasına. Tabii bu ağız da olabilir. Ağız da olabilir. Ceviz olabilir, fıstık olabilir. Müşterinin isteğine göre her türlü şeyi yapabiliriz. Abi ben ona hangisinden yapacaksın sen? Ben şu an peynirli kadayıf yapıyorum size. Antep fıstığı olsun içinde ya bir de. Antep fıstığını yapsana bana. Hayır. Üzerini kapatmıyorum. Bunu pek esnafımız pek bilmez. Bizde de eskiden gelen bir ustalık. Hı hı. Kenarlarını kapatıyoruz. Kenarını kapatıyorum. Peynir. Pişme aşamasında peynirin erimesi için. Evet. Kenarını topluyorum böyle. Gerçekten aslında ustalık, evet, marifet isteyen bir şey bu. Yani kadayıfımız pişmeye hazır. Değerli izleyiciler, şu an gördüğünüz gibi kadayıfımızın, evet, üzeri tamamlandı ve şu an pişiyor. Duraklarında kilisteki lezzet noktalarını geziyoruz. Yemeğimizi yedik. Yemekten sonra ne gider dedik. Tabii ki meşhur mu meşhur kadayıfçıya uğramadan, yaptığı lezzetlere uğramadan geçmek istemedik. Öncelikle 150 yıllık bir mekan burası. Gerçekten silsile yola devam ediyor. Biraz işletme olarak neler yapıyorsunuz? Biraz sizden dinleyelim. Şimdi tarihçi olarak 150 yıllık dediniz. Dedemin babasından süre gelen bir sektörde çalışıyoruz. Nesilde nesile. Bu tat 150 sene önce neyse şu anda yine o şekilde devam edip gidiyor. Tabii gerçekten yani kilise sizi bilmeyen yok. Hatta aslında kilis diyorum, sadece kilise kapsamı değil, yurt dışına ve Gaziantep'in, Gaziantep'in farklı yerlerden talep oluyor.
Biraz anlatır mısın? Şimdi bizde en iyi reklam kulaktan olma reklamdır. Mesela kilise yabancı insanlar geldiğinde damak tadı olarak bu kadayıfı yedikleri zaman gittiği yerlerde bizi her zaman tarif ediyorlar. Ve inanmazsınız bir gün Hollanda'dan bir müşterimiz geldi. Ya dedi, sizin isminiz orada geçiyor. Hollanda dedi, yurt dışında bile geçiyor. Yurt dışında bile. Ama işte bu tadı şu an bir kaşık alırsanız yani biz övmemize gerek kalmayacak. Ben kadayıfla boğuşuyorum değerli izleyiciler. İçinde peynirli olması ve Hatay peyniri olması en büyük özellik değil mi abi? Evet. Gerçekten mükemmel lezzet. Yalnız şunu söyleyeceğim Mustafa abi. Bunun şekeri bile farklı aslında. Evet, şimdi ben size onu diyeceğim. Bunu yediğiniz zaman boğazınızda bir yanma hissettiniz mi? Yok, kesinlikle. Belli bir süre sonra midenizde yanma da hissetmeyeceksiniz. Anladım. Şimdi bizim sektörde esnafımızın çoğu üç kağıtlık yapıp yanında süt veriyor. Evet. Ve müşterilerimiz bazen geliyor, ya sizde süt niye yok? Süt niye olmaz? Bizde biz şekeri şeker olarak kullanırız. Glikoz olan denen bir şeker maddesi var. Glikozu yediğinizde boğazınızda yanma ve midenizde ekşime hissedersiniz. Bizim esnafımız da, daha doğrusu kilis bazında değil, Türkiye genelinde söyleyeyim ben size, bu etkiyi azaltmak için ürünün yanında süt verirler ve süt o ürünün zararlarını biraz hafife indirir. Mesela boğazda yanmayı ilk etapta önler ama mide ekşimesini önlemez. Gerçekten kadayıf lezzetleri gerçekten yani müşterilerin beğendiği kadar, kilislerin beğendiği kadar, hatta Türkiye'nin beğendiği kadar var. Gerçekten tebrik ediyorum. Hayırlı işler diliyorum sizlere. Buradan neler söylemek istersiniz Olay TV izleyicilerine? Ben burada tatlıcılık sektöründe insan sağlığına zararlı olan her şeye karşı olduğumuzu söylüyoruz. Ve insanlar bir ürünü alırken özellikle şeker olarak şekerin kullanmalarını istiyoruz. Yani müessese sahibine sorun, şeker mi kullanıyorsunuz, glikoz mu kullanıyorsunuz? Bunun çok basit bir şeyi vardır. Algılama yöntemi vardır. Bu ürünü alırsınız. Evet. Bir gün kalır. Şekerde, üründe kristalleşme olursa onda şeker var demektir. Üründe donma olmazsa o bilin ki glikozdur. Ve şekerlenme olursa o zaman tabii aynı gerçek ürün mesela balda da var. Bal donduğu zaman bilin ki doğal baldır ama donmadığı zaman onun içinde glikoz vardır ve donmaz. O da işte insan sağlığına çok zararlı bir et yani. Şimdi her şey her taraftan yenilmez. Heh. Şekeri görmeyince, doğal şeyi görmeyince olmaz. Heh. O zaman lezzet, şeker, un, evet, yapılan kadayıf gerçekten evet, hepsinin bir bütün aslında. Evet. Tabii ki en büyük etken ustalık dönemde değil tabii mi? Tabii. Ustalık dönemde. Araştırıp bulmak lazım. Malzemenin iyisini, kullanmasını. Heh. Abi teşekkür ediyoruz. Gerçekten lezzet olarak da kendiniz evet, kanıtlamışsınız. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.